Değerli canlar, halkımıza söz verdik, yola hizmet ediyoruz. İnancımız rehberimizdir, ikrar ve rızalık üzerindedir. Hepinize hoş geldiniz. Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Eğitim Komisyonu Kadın Eğitim Sekreteri, kadın arkadaşınız olarak sizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Başkanı ve Yönetim Kurulu adına da sizleri selamlıyorum. Her yıl düzenli olarak öğrencilerimize burs veriyoruz. Bu yıl da bu çerçevede burslarımızı vermeye başladık. Bu sene 161 öğrencimiz başvuruda bulundu. Eğitim Komisyonu'nun değerlendirmesi sonunda 95 canımız, 95 gencimiz burs almaya hak kazandı. Biz gençlerimizi ve çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Çünkü gençlerimiz ve çocuklarımız hem inancımızın devamını sağlayacaktır, hem de bu ülkenin temel dinamiğidir. Ülkemizi demokratik, laik, bilimsel bir ülke haline getireceğine inanıyoruz. Ben sözü kurumumuzun başkanı Sayın Karataş'a veriyorum. O size geniş kapsamlı yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgilendirecek. Teşekkür ederim katılımdan dolayı. Sevgili pirlerim, çok değerli arkadaşlarım, yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım, sevgili mütevelli heyet üyelerimiz, çok değerli anneler, çok değerli canlar ve yerel basınımızın çok değerli hizmetkarları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii sevgili canlar, yıllardan bu yana, geldiğimiz günden bugüne kadar aslında birer bina dikiyoruz. Birer bina dikmeye çalışıyoruz. Şu an itibariyle yaklaşık 610 tane öğrencimize burs verme noktasında olacağız bu toplantıdan sonra. Tabii ki hedefimiz çocuklarımızın yaşamlarında birer tuzumuz olsun, birer katkımız olsun noktasında elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Öncelikle eğitimle ilgili sohbet etmeden önce, kelamımızı kurmadan önce, son günlerde çok ciddi manada bu ülkedeki demokrasinin, bu ülkedeki hukukun, bu ülkedeki adaletin geldiği noktayı biraz sizinle paylaşmak isterim. Son dönemlerde biliyorsunuz, bundan yaklaşık bir ay önce siyasal iktidar özellikle Alevi canlar hakkında hüküm kesmeye başladı, ahkam kesmeye başladı. Bizi kendi açılarında, kendi perspektiflerinde bizi anlamlandırmaya ve tariflendirmeye çalıştılar ve hala da çalışıyorlar. Malum biliyorsunuz, bir torba yasası, ki torba aynı torba gibi bir yasayla karşı karşıyayız. Ki burada hemen huzurunuzda şunu açıkça ifade etmek isterim. Bunu şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Şunu net bir şekilde koymak gerekiyor. Biz Alevi inancı içerisinde olan canlarımız, 85 milyon yurttaşımızın aynı nazardan görüldüğü gibi bizim de aynı şekilde bütün eşit yurttaşlık temelinde, bütün 85 milyon yurttaşın ortaklaştığı hukukun, adaletin tecellisi noktasında sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Biz Türkiye'de yaşayan, Türkiye sadece Türkiye'de değil, bütün dünya halklarını kardeş ve can olarak biliriz. Özelimizde de Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan 85 milyon yurttaşımızın Laz, Çerkez, Kürt, Türk, Abaza, Süryani, Ezidi hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün yurttaşlarımızın aynı can olduğu noktasında hiçbir tereddütümüz yoktur. Dolayısıyla da son dönemlerde yaşanan bu tablo çerçevesi içerisinde şunu net bir şekilde Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı olarak şunu net bir şekilde koyuyoruz. Bizim adımıza bizi tariflendirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bunu reddediyoruz. Bizim adımıza anlamlandıranlara karşı da şerh koyuyoruz ve reddediyoruz. Onları da kınıyoruz. Eğer bugün bu ülkede bugünkü mesele, Alevilikle ilgili meseleler çözülecekse,
bunu toplumsal mütabakatla çözmek gerekiyor ve Alevi canları dinleyerek çözmek gerekiyor. Alevi canlarla masaya oturarak çözmek gerekiyor. Bakın bizim şu an anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde açık ve net tariflendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir diye anlamlandırılmış ve tariflendirilmiştir. Biz fazlasını istemiyoruz. Bu 2. maddenin somut, fiili anlamda sokakta karşılığının bulmasının talebi içerisindeyiz. Yine 10. maddede aynen şöyle ifade ediyor. Devlet bütün din, renk, ırk, coğrafya bütün hiç kimseye ayrım gözetmeksizin eşit mesafede olması gerekiyor. Devlet bizim devletimiz. Devlet bütün 85 milyon yurttaşın içselleştirdiği onların hak, hukuk ve adaleti noktasında eşit davranan devlet bizim devletimiz. Ancak bugün iktidarlaşmış zihin dünyası içerisinde iktidarlaşmış bir devlet modeli yaratma noktasında çaba ve gayretler var. İşte devletin o iktidarlaşmış zihnine karşı biz sonuna kadar demokratik mücadelemizi koyacağız ve demokratik mücadelemizde sonuna kadar sergileyerek bu ülkenin demokratik yaşamsallığının içselleştirildiği, toplumsal mütabakatın ortaklaştırıldığı, bütün yurttaşlarımızın eşit olduğu bir noktada oluşturulabilmesi için sonuna kadar gayretimizi ve çabamızı sergileyeceğiz. Bunu net ortaya koyduktan sonra sevgili canlar biliyorsunuz, Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı geldiğimiz günden bugüne kadar burs vermeye başladı ve burs vermeye de devam edecek. Gönül ister ki çok çok daha fazla çocuklarımıza ulaşabilelim. Gönül ister ki bütün çocuklarımızın yaşamsallıklarına dokunabilelim. Gönül ister ki onların yarının geleceğini oluşturması noktasında Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı hiçbir ayrım gözetmeksizin gerçekten yoksul, ihtiyaç sahibi olan çocuklarımızın yaşamlarına dokunabilsin. Dolayısıyla da biz gerçekten bunu çabası ve gayret içerisindeyiz. Biz Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı ne dil, ne renk, ne coğrafya, ne mezhep, ne ırk, hiçbir ayrım gözetmeksizin bugüne kadar bize talep açan çocuklarımıza yardımcı olabilme noktasında elimizden geleni yaptık, yapacağız. Bugün bildiğim kadarıyla 96 tane çocuğumuza, gencimize burs vereceğiz. Tabii öncelikle bir özür dilemek istiyorum. Biraz geciktik normalinde. Çocuklarımız okul açıkken bu toplantıyı yapmamız gerekiyordu. Ancak malumunuz biliyorsunuz bu yaz aylarında çok ciddi bir çalışma içerisine girdik. Dolayısıyla da kısmet bugüne. Ümit ediyorum çocuklarımız da biz okulların bitiminde bir araya geleceğiz. Yanımızda çocuklarımız var, birkaç tane çocuğumuz var. Geri kalan çocuklarımız üniversitelerde. Dolayısıyla da buradan o gençlerimize, o çocuklarımıza, o yarının teminatı olan geleceğimize buradan selam göndermek istiyorum. Şimdi sadece bursla ilgili değil, bakın sevgili canlar bizim eğitim komisyonumuz, eğitim sekreterimizin sözcülüğünde, öncülüğünde eğitim komisyonumuz geçmiş günden bugüne kadar çalışmalar yaptı. O çalışmalar nezdinde yaklaşık 6000 tane öğrencimizi biz burada yöremizde bulunan, çeperimizde bulunan çocuklarımızı burada mihman ettik, misafir ettik. 6000 çocuğumuza Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı'nı tanıtmak, bizi bölmeye çalışan, bizi ayırmaya çalışan, bizim o toplumsal mütabakatımızı karşı karşıya getirme noktasında olanlara karşı bir cevap olsun diye bir çalışma yürüttük. Ancak pandemi dolayısıyla ara vermek durumunda kaldık. Hedefimiz 100 bin öğrenciyle Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı'nı buluşturmak. Dolayısıyla da bizim bugün işte hep siyasiler bir çekince koyuyor, bir uzak durum söz konusu. Biz bu pandemi sürecinde 30 bin lokma dağıttık, sokaklarda dağıttık, çadırlarımızı kurarak dağıttık. Orada bir şey gördük biz. Hem mütedeyyin ailelerimiz, hem yani her kesitten vatandaşlarımızla ve canlarımızla orada sohbetler yapma noktasında olduk. İşte demin başta bahsettiğim o nokta aslında bugün toplumsal mütabakat noktasına gelmiş durumdadır. Bugün Türkiye'de
Alevilik meselesinin olmadığını, sokaktaki canların aslında kendi düşünsel noktalarında olmadığını, böyle bir sorunun olmadığını pratik yaşamda biz karşılığını aldık. O canlarla sohbet ettiğimiz noktasında bir, cemevi ibadethanedir. İki, cemevi bizim cemhanemizdir noktasında bütün bugün bir anket yapılmış olsa inanıyorum 85 milyon yurttaşımızın içerisinde en az %80, %90 bu şekilde tanımlayacağını ve anlamlandıracağını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla da sevgili gençler, bizim burada bize her kim talep açarsa açsın, Laz, Çerkez, Türk, Kürt, Alevi, Sünni hangi can olursa olsun, bu kapıdan içeriye girip iyi niyet besleyen bütün canlarımıza kapımız açık diyoruz ve onlara da yardımcı olma noktasında sonuna kadar çaba ve gayret sarf ediyoruz. Sevgili canlar, tabii ki aynı zamanda biz Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı olarak eğitime azami derecede önem veriyoruz. Önem vermeye de devam edeceğiz. Tabii ki burası bizim cemhanemiz, burası bizim ibadethanemiz, burası bizim cenaze erkanlarımızın kaldırıldığı yer. Ama aynı zamanda Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı, Gazi Cemevi aynı zamanda okul. Şu ana kadar yaklaşık 900'e yakın bizim bünyemizde olan 900'e yakın öğrencimiz bulunuyor. 22'ye yakın öğretmen arkadaşımız bulunuyor. 20'yi aşkın dalda Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda eğitim veriyoruz. Ümit ediyorum bizim tabii ki bu projelerle sizi meşgul etme noktasında olmayayım. Biz burayı yıkıp yeniden yaptığımız vakit hedefimiz burada tiyatro salonları, burada konferans salonları, burada kreş, burada anaokulu, burada ortaokul, lise hazırlık kursları, burada sosyal anlamda ve kültürel anlamda bir akademik çalışma ve aynı zamanda da Alevi Akademisi'ni burada kurmak için, burada oluşturmak için ikrar verdik. Dolayısıyla da yakın süreç içerisinde ümit ediyorum bu projelerimiz de hayata geçecek. Yine aynı şekilde sevgili gençler, size sadece Gazi'de değil, size sadece İstanbul'da değil, size Tunceli'nde de yardımcı olacağız. Bizim Dersim coğrafyamızın Tunceli merkezinde de kısmet olursa Mart ayında biz kız yurdu inşa etme çalışmalarımız sürüyor. Kız yurdu oluşturacağız. Ve yazında konaklamak için bizim Gazi'den, İstanbul'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden ve Avrupa'dan gelen canlarımızı bizim Tunceli merkezimizde, onları da orada yaz aylarında istihdam etme noktasında, orada ağırlama noktasında olacağız. Ümit ediyorum Mart ayında bizim projemiz arasında Mart ayında temel atma törenini yapacağız. Temel atmamızı yapacağız ve en kısa zamanda o yurdumuzda hayata geçireceğiz. Tabii ki sevgili canlar, bu çalışmalar sizin verdiğiniz gözlerinizdeki ışıklar, sizin verdiğiniz katkı ve destekler, sizin verdiğiniz o manevi moral güçleri ve maddi ve manevi bütün destekleriniz noktasında bize azami derecede enerji verdiniz, pozitif bir yansıma verdiniz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Bakın bugüne kadar biz 1 lira olsun dışarıdan herhangi bir yerden maddi destek almadık. Ama bugüne kadar biz kimseye el ve avuç da açmadık. Burası sizin yeriniz, burası halkımızın yeri, burası Gazi mütevellisinin yeri, Gazi halkının yeri, burası İstanbul'un yeri, burası Türkiye'nin yeri, burası dünya halklarının olduğu demokrasiyi, hukuku, adaleti, çağdaşlığı, eşitliği içselleştiren bütün canların yeri. Dolayısıyla da dünden bugüne kadar siz buralara geldikçe, siz katkı ve destek verdikçe sizin huzurunuzda size tekrar bunu döndürmenin çabası ve gayreti içerisinde olduk ve olacağız da. Ben çok fazla vaktinizi almadan sevgili gençler, ki burada gençlerimiz az ama ebeveynlerimiz var, annelerimiz var. Her daim bir söz istiyoruz. O sözü de buradan tekrar dinleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Sevgili canlar, biz karşılıklı burs vermiyoruz. Biz sizin herhangi bir protokol yapmıyoruz. Sizin herhangi bir anlaşma yapmıyoruz. Öyle bir hakkımız da yok. Ama biz sizin yaşamınızda bir tuzumuz olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Sevgili gençler, buradan size sesleniyorum. Bu 5 yıl olur, bu 10 yıl olur, bu 15 yıl olur, bu 20 yıl olur. 20 yıl sonra ekonomik durumunuz da iyi olursa
sizden özellikle bir tek söz istiyoruz. Bu süreç içerisinde ekonomik durumunuz iyi olur, yarın iş güç sahibi olduğunuz takdirde dönün Gazi Cemevi'nde bir tane çocuğu okutun. Tek sözümüz var, tek isteğimiz var, tek talebimiz var. Sevgili canlar, ki yerel basınımız bana şey söyledi, toplantıdan önce dedi, aman başkan biraz kısa kes. Ben de kısa kesme noktasında sevgili yerel basınımıza da söz verdiğimden dolayı, sevgili canlar, buradan şahsım, Pirler Meclisim, yönetim kurulum, gençliğim ve kadın meclisim adına hepinize saygılar sunuyorum. Çocuklarımızın bahtı açık olsun, çocuklarımızın geleceği aydınlık olsun, çocuklarımızın gelecekte bize çok mu çok katma değeri yüksek olan bir dönüşüm sağlayacağını, sadece bunu maddi olarak değerlendirmeyin, bu ülkenin yaşamsallığında, bu ülkenin hukukunda, bu ülkenin demokrasisinde, bu ülkenin çağdaşlığı noktasında sevgili gençler, sizin o gözlerinizin ışıkları bize yetecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Hak Muhammed Ali yardımcınız, Hızır yoldaşınız olsun diyorum. Sevgili anneler, sizlerin de ellerinden öpüyorum. Bu kadar güzel genç yetiştirdiğinizden dolayı sizi gerçekten ellerinizden teker teker öpüyorum. Saygılar sunuyorum. 96 tane gencimizin hesaplarına pazartesiden itibaren yatacak. 8 ay boyunca ödeme yapacağız. 350 lira ödeme yapacağız. Biz de çocuklarımızın hayatlarında bir nebze katkımız olsun istedik. Lokmalarımızı pay ettik. Hak yardımcımız, Hızır yoldaşımız olsun. Eyvallah. Bir dakika, hemen bırakıyorum.